Ben Kankun. Özkan Hoca'nın matematik oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir hikaye soruyla karşınızdayım. Hikayemize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdi hikayemize geçelim. Cebimdeki para. 6. sınıfa geçen Esra, yeni bir dönemin verdiği heyecanla yeni eğitim öğretim haftasına girmiştir. Daha okulun ilk günü matematik öğretmeni olan Mustafa Bey, bu yılın onlar için dönüm noktası olduğu ve bu dönemde artık yeni sayılarla tanışacakları, bu yüzden derslere gereken önemi vermeleri gerektiği konusunda sınıfı bilgilendirmiştir. Matematiğe yoğun ilgisi olan Esra, öğretmenin anlattıklarını pür dikkat dinlemiş ve yeni öğreneceği şeyler için sabırsızlanmıştır. Dönemin ilk konusu olan tam sayılarda işlemler, başta sıkıntı vermese de negatif sayılarla ilgili toplama çıkarma işlemine gelince Esra artık dönemin başındaki gibi mutlu olmuyordu. Çünkü negatif sayılarla işlemler konusunu anlamakta büyük güçlük çekiyordu. Bu durumun farkına varan öğretmeni Mustafa Bey, öğrencisine anlayabileceği şekilde nasıl açıklaması gerektiği üzerine kafa yormaya başladı. Ve en sonunda cebinden bir miktar parayla bu işi halledeceği kanısına vardı. Borcu eksi, artı işaretini de alacak olarak nitelendirmiştir. Cebinden çıkardığı 20 lirayı sınıftaki Bahar'a vermiştir. Yani Bahar, öğretmeni Mustafa Bey 20 lira borçlanmıştır. Aynı şekilde başka bir öğrencisi Ayfer'den 5 lira borç almıştır. Bu durumda öğretmen, öğrencisi Bahar'dan 20 lira alması gerekirken diğer öğrencisi Ayfer'e 5 lira borçlanmıştır. Sonuçta cebimde ne kadar para kalır diye Esra'ya sorunca Esra, öğretmenim alacağınız para 20 lira, bunu artı 20 diye nitelendirirsek, vereceğiniz para 5 lira, bunu da eksi 5 diye nitelendirip ikisinin toplamı yani artı 20 artı eksi 5 eşittir artı 15 lira olur. Cebinizde 15 lira kalır öğretmenim demiştir. Yaptığı işlemden mutluluk duyan Esra, öğretmenine teşekkür ederek yerine oturmuştur. Hikayeyi yazan siz olsaydınız, okuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz?